Selam dostlar. Parasız Rus ağacını kasıyoruz videomuzun 6. bölümündeyiz. 6'ydı değil mi? Evet, 6. Bu seride arkadaşlar sizin yorumlarınızı dikkate alarak yeni bir uçağa geçeceğim. Ekstradan neden bu uçağa geçtiğimi de söyleyeceğim. Seçtiğim uçak Yak-9 arkadaşlar. Elimizdeki imkanlar buna el veriyor. Hemen Yak-9'u şuraya koyalım. 6000 mürettebat masrafı harcayacağız. Ekstradan çok değil, tamam. 6000 güzel. Neden bu uçağa geçtik arkadaşlar? Çünkü I-16 ile oynamak bizi biraz sıkmıştı. Bakın, bir de ödüllere bakın sağ alt taraftan. %70 Silver Leon ödülü var. Bu bana yetersiz geldiğini fark ettim arkadaşlar. Ama Yak-9'da o %100'e çıkıyor. Neredeyse 3'te 1 oranında daha fazla bir ödül alacağız Yak-9'da. Gayet güzel. Buradaki Yak-9'da bu Yak-3'e rush'layacağım. Yak-3 açıldığı zaman geriye kalan uçakları da Yak-3 ile kasacağız. Bir de arkadaşlar videoya geçmeden önce şunu da unuttuk. Mürettebat. Evet. G toleransı da basıyorum arkadaşlar. Niteliklerden de 22.000 verip bunu güçlendiriyorum. Siz bunu yapmayabilirsiniz çünkü zaten paramız kısıtlı. Hemen oyunumuza geçelim arkadaşlar hızlıca. Dostlar ilk oyunumuza girdik. Bir önceki videolara verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim. Bu videoda bayağı bol bol sizlerle bir şey konuşacağız. Ama yine sizin desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yorum ve like atarsanız çok mutlu olurum. Bu uçağa geçmemiz sizce iyi mi oldu, kötü mü oldu? Bunu yazın arkadaşlar. Ve ilerleyen safhalarda sorduğum sorulara da cevap verin. Emin olun çok yoğun bir dönemimdeydim. Fazla sizin yazdığınız yorumları cevaplayamadım. Ama hepsini okudum arkadaşlar. Yani cevap vermek okumaktan neredeyse iki kat daha zor. Yaklaşık 100-200 tane mesajı tek tek cevaplayamadım. Kusura bakmayın bundan dolayı. Şimdi olaylara gelelim arkadaşlar. Biraz yükseleceğim soldan. Uçakla ben de ilk defa oynayacağım yani. Daha önce hiç oynamadım ama biraz bakacağız, öğreneceğiz. Yavaş yavaş birlikte öğreniriz arkadaşlar. Hem nasıl öğrenileceğini de öğrenmiş olursunuz siz. Dostlar, bildiğiniz üzere tıp fakültesinde okuyorum. Bilmeyenler de buradan bilmiş olsun. 5. sınıfı bitirdim an itibariyle. Sadece bir adet bütüm kaldı. Onu da vermeye çalışacağız. Onun için bayağı zorlu bir dönemdeydi. 6. seriyi de çekemedim. O yüzden bir gün araya aksaklık girdi. Ve arkadaşlar şu an aşağıdaki adama gideceğim bu arada. Uçağın ama kanatları tahta olduğu için gerçekten uçak tahta kanatlı arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sabitimizi attık. Dönüyorum. Birazdan çakıldı. Hiç dönmeyeceğim artık ona. Dönmeyeceğim. Yok arkadaşlar. Bir adet asistimizi almış oluruz ondan. Tamam, gayet güzel. Devam edelim. Uçak şu an hızlı zaten. Diğer uçak kadar yavaş değil. İstediğimiz manevraları yapabiliriz. I-16 uçak ama arkadaşlar çok oynadığımız zaman bir tık sıkılmıştık. Devam edeyim anlatmaya. İşte benim için zorlu bir dönemlerdi arkadaşlar. Çok fazla vaktim olmadı açıkçası. Gel git gel git gel. İşe başlayacağım çünkü. 6. sınıf olacağız. Sürekli onunla uğraştık. Bu arada bir hayırlı olsun da alırım. Şu dönemde artık son bir adet sınavım kaldı. Onu da verdiğim zaman inşallah 6. sınıfa geçiş yapmış olacağım. Hayat bu şekilde arkadaşlar. O yüzden hani bazı arkadaşlar sordu. 6. video nerede? 6. video nerede? Burada geldi. Çekiyoruz şu anda. Şimdi şu yukarıdan bir uçak geliyor bize. Kendisini görüyorum. O bize sıkıntı çıkartabilir. Ki şu anda tam sıkıntı çıkartacak pozisyonda. Arkadaşlar şöyle hemen alçalıyorum. Bakın bu bir taktiktir. Bunu öğrenin. Böyle aşağıdan giderseniz adam size yetişemeyecektir arkadaşlar. Nasıl yetişemeyecektir? Bakın şimdi tam bize doğru geliyor ya. Ona doğru dönüş yapıyorum. Bize alçalamayacak. Neden alçalamayacak? Çünkü bu kadar hızlı bir şekilde yüksekten inerse burun üstü çakılır arkadaşlar. Bakın yan yan inmeye çalışıyor. Biraz tetik disiplini gerekiyor maalesef. Evet, uçağı spin'e soktum. Yani spin fight'a soktum. Spin fight da bizi yenemeyecektir. Dikey bir manevra yapmadığı sürece biz bu uçağı yeriz çiğ çiğ. Ayrıca ya çevremizde herhangi bir uçak olmaması da artı bir özellik. Şu an o adamın bu spin'i kazanmasının tek sebebi enerjisinin benden yüksek olması arkadaşlar. Uzun bir spine girdiğimiz zaman Merk ve Morre bizi yenemeyecektir. Yani Dogfight. ADG'miz olmaması da bir dezavantaj. Keşke bir ADG'miz olsaydı. Lan yenecek mi acaba bizi? Arkadaşlar güzel geliyor bu arada. O ne ya, Merk ve Morre denen? Bu da yakmış. Aynı araçları kullanıyoruz galiba arkadaşlar.
Hayır, bir BF'ye geliyor. Bu bizi avlar. Ya ilginç bir savaş. Gerçekten ilginç bir savaş. Hadi bize bir destek atın kanki. Arkadaşlar şöyle döneceğim. Artık kendim döneceğim. Elimle dönüyorum şu anda. Evet, önümü aldım. Gördüğünüz gibi. Elemanı. İsabet çok güzel. Kuyruktan hasar aldı. Kendim elimle çevirdiğim zaman yendik. Ama hayır, BF'ye geliyor bir adet karşıdan. Arkadaşlar bu bizi büyük sıkıntı çıkartır. Bakın şimdi BF'yi nasıl alt edeceğiz? Çok fena ateş ediyor. Bir sol yaptım, bir sağ yaptım. Çok güzel. Ufak bir sıyrıkla atlattık arkadaşlar. Mönrü da bize yetişemiyor. Şöyle dümdüz ilerleyeceğim ben. I-16 bize yardım etsin. Durmayacağım hiçbir şekilde. Öndeki uçakla savaşırız olmadı. Evet, BF şu an çakıldım. Dönüyorum. Dönüyorum. Gideceğim. Atladı. Marco Monroe'yu da yendik bu arada 1v1. Arkadaşlar yani çok ilginç bir 1v1'di. Burada çok kişi var şu an. Marco Monroe da ölmeyi artık kafasına koymuş. Tamam, ondan da asist alırız en azından. Güzel, çift asist 600 puan. Yani çok iyi değil ama oyun bitti. Bu oyunu koyacağım arkadaşlar. Bayağı sohbet ettik. Muhabbet ettik. Güzel bir oyun ortaya koyduk. Şu eleman bizi çok oyaladı ama ya. Keşke U16 gelmeseydi, onu yenmiştik, almıştık. Ama yapacak bir şey yok. Bakalım ne kadar kazanacağız. 691 çok güzel bir skor değil ama yine de idare eder. Hızlı hızlı oyunlarımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Bakalım. 1500 araştırma, 3500 hiç iyi değil ama en azından uçağın araştırmalarını almış olduk. Öncelikle uçağın arkadaşlar bu performansını arttırmak istiyorum. Ondan sonra geriye kalan şeylere devam ederiz. Hemen ikinci oyuna devam edelim. Ha, bir de şuradan bakalım. Kuvvete basacağım. Tamam. Dostlar ikinci oyuna girdik. Biraz videoyu gece çekiyorum. Böyle tap basayım. Bakın çok az kişi var karşımızda. O yüzden sıkıntı yaşatacak bu oyun bize. Biraz şöyle dönelim arkadaşlar. Bizim elemanlar bize desteğe gelmiyorlar. Kaçacağım şuradakilerden. 2-4 falan var. Bunlar da bize sıkıntı çıkartır. Şurada adam var. F-190'lar nereye gidiyorsunuz ya? Ulan bir de ateş ettik. Mermimizi harcadık, beni koru derken. Neyse. Dostlar ya, videonun devamını sabah çekeceğim büyük ihtimal. Bu artık akşam çektiğim son oyun olur. Heveslenmiştim oynayayım diye. Ama baktığımız zaman ne yapıyorsunuz ya? Buraya gidip ne yapacaksınız gençler? Bakın bizim eleman orada tek kaldı. P43 öldü zaten. Ben hiç girmem arkadaşlar. Şu haritanın sonuna kadar giderim. Öndeki P40'a vurdum gidip. Yine de gitmem başka uçaklara. O P40 da L5'e gidiyor bizim öndeki. Arkamdan bir adet P39 geliyorsanız. Tamam, P40 öldü. Arkamdakini biri alsa çok güzel olur aslında. Biz de bunu ateş edelim mi ya? Evet, çıkalım arkadaşlar. Belki isabet atalım. İsabet güzel. Asistimizi alalım oradan. Bakın çok güzel. 340 puan yaptık. Arkamızdan gelen bir sürü uçak var. Bunlara birilerinin dönmesi lazım. Kaçıyorum ben şu anda. Ya da onları dogfight'a sokacağım arkadaşlar. Evet. Biri yandı. Biri de öldü. O arkadaş çok güzel kafa attı yalnız bunlara. Ben vuramadım. Her neyse, bunu salacağım arkadaşlar. Devam edelim. Spitfire'lar falan var. Tap basıyorum. Oo. 3 vs çok kişi var. 3'e çok kişi var. Bizim FV ne yapıyor? FV yapma onu. FV'cim yapma. Neyse arkadaşlar, sıkıntı yok. Buradaki Ki uçağına kafa atmaya çalışacağım. Ya da hangisi denk gelirse önüme. Ki gelecek büyük ihtimal. Ki'yi de vuramadık. Biz çok kötü manevra yaptık arkadaşlar. Buradaki Spitfire bana geliyor. Büyük ihtimal %90 bana geliyor. Onu şöyle vuramaması için bir manevra hızlıca. Güzel. Şu uçağı önüme aldım. Buradaki Spitfire'a önce bir vuruş yapacağım. Onu yapamazsam da yukarıdakilerden birine döneceğim arkadaşlar. Arkamda da benim uçak takip ediyor ama. İsabet. Spitfire vuracak bizi. Manevra olarak bizi yenebilir mi bilmiyorum ama Spitfire. Çok kişiyle VS atıyoruz bu yönde. Aa, arkamdaki Spitfire çakıldı. Çok güzel.
Bu bizim için iyi bir işaret arkadaşlar. Ama ki bana döndü. Bu hoş değil. Önümdeki eleman da ölünce sıkıntıya girdik. Bunu imha edeceğim artık. Döneceğim derken öldük arkadaşlar. Son araçta benmişim zaten. Aktif oyunumuz kalmadı. Hızlı hızlı iki oyun oynadık. Yapacak bir şey yok. Bundan da 1 puan aldık. Bizim takım çok çabuk öldü. Karşı takıma da bence bu kadar hasar verebildik. Bakalım ne kadar kazanacağız. Artık bu serinin devamını yarın sabah çekerim. Şimdi jet videosu çekeyim en iyisi. Olmadı kanalda. Tamam. 900 araştırma puanı. La5'i açmışız arkadaşlar. La5'i açma serüvenimiz böyle olsun. Ondan sonra artık Yak9T'yi araştıracağım. 18.000. Yak9T'den sonra da bunları satın alalım. Güzel. Yak9T'den sonra da arkadaşlar Yak3'ü araştıracağız. As uçağımız Yak3 olacak. Belki Yak9'da bir La5FN'yi falan da araştırabiliriz. Neyse devam edelim. Dostlar bir gün sonra sizlerle yine karşınızdayım. Uyudum, uyandım. Yine gece oldu ama bu sefer dolu. Daha saat gece 3-4 değil. Evet şu üst tarafımda bir adet uçak var. Ju-88 bize geliyor. Şöyle artık yükselmeyeceğim. Günce devam edeceğim arkadaşlar. Uçağı çok beğendim ya. Uçak gerçekten güzel. Tabii biraz vuruş tetik disiplini istiyor. Biraz tetik disiplinine sahip olmanız gerekiyor. Onun dışında başka bir şeye sahip olmanıza gerek yok arkadaşlar. Şuradaki J20'ye gidip vuracağım. Bakalım. Bu arada bir sonraki oyunda eğer yapabilirsek arkadaşlarımız gelecek. Birkaç kişi bol uçuş yapacağız. Oyunumuza yeni arkadaş alacağım. İlk defa böyle bir şey yapıyoruz. Şimdi şuradaki J20'ye ineceğim. Karşıdan BF'ler de geliyordu arkadaşlar. Kapatıyorum ADG'yi. Vuramadık. Çok kötü oynadık. Evet biri geldi vurdu. Şimdi arka tarafımızda BF'ler var. O BF'lerden kaçmamız lazım. Buradaki IL-2'lere salça olacak onlar. Tamam yavaştan döneyim arkadaşlar tekrardan da. Bakın. Bir IL-2 vurdu. Şimdi bana gelecek. Ben şöyle bir dönüşüm yapacağım. Önüme alacağım kendisini. Önüme aldım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hop ciddi hasarımızı verdik. Tamam artık ondan adam olmaz. Diğer şu BF'ye dönüyorum. Beni vuramasın o. Tamam. BF'den de kırıp sıyrıldık arkadaşlar. Manevra olarak BF'yi yeneceğizdir. Büyük ihtimal. Evet şimdi izleyin. Bakın. Hurricane çakılacak zaten. Onun killini biz alacağız. BF'yi de zaten manevrada her türlü yeneriz. Derken BF de zaten gitti. Başka birine kafa attı. Onu da vurdular. Havladılar. Çok güzel arkadaşlar. Gerçekten güzel. Burada bir adet F4 var. Ona doğru dönmek istiyorum. Açıkçası biraz hız kazanalım. F4 aslında bir enerji uçağı ama arkadaşlar şu an çok yüksekte değil. Ayrıca büyük ihtimalle base'ine doğru gidiyor kendisi. Oo yukarıda BF'ler de var. Onlara da bir tık dikkat edelim. F4'e doğru yapışalım arkadaşlar. Doğuya dönmek istemedim. Orada çok fazla kişi var. Direkt şuradaki F4U'yu avlayalım. Biraz alçalayım. Üst taraftakiler çünkü BF'ler bana inecek. 2vs1 yapmak durumunda kalacağız. Gerçi bu adam da base'ine geldi arkadaşlar. Base'de bizi avlayabilirler. Bu hata mı acaba şu an yaptım? Bilemiyorum. Arkadaşlar bunu gitmeyeceğim. Hata olur buna gitmem. Hem yüksekte biraz yükselmem gerekir. Hem de eleman kendi base'ine doğru gidiyor. Hiç gerek yok. Çünkü yukarıdakilere de gitmeyeceğim. Biraz yükseklik kazanacağım sadece. Oyunu böyle analiz etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu arada uçak da çok güzel. Gerçekten harikulade bir uçak. Yani IL'den sonra motoru güçlü bir uçakla oynamak gerçekten iyi hissettiriyor diyebilirim. Olmadı. Şurada biraz hızlandırayım arkadaşlar. Dostlar tekrar durum güncellemesi yapıyorum. Biraz yükseldim. Karşı tarafa doğru gidiyoruz. Adamların base'inde savaşıyoruz ya. Şu aslında CV21'e yardım edeceğim ama T4 düşmanla temas. CV21'e yardım edeceğim eğer ölmezse. Kendisi. Ama arkadaşlar düşman base'inde olmamız bizim için bir dezavantaj. Güzel güzel. Çok güzel yükseltiyor BF'yi. Bir kere sonra vururum ben bunu. Bir dönüş daha yapsınlar. Avlayacağım arkadaşlar. Son bir dönüş kaldı. Ama BF'de iyi vuruyor. Tamam çok güzel. Sonra buradan sonra arkadaşlar dönüp. Ya bana kanka yanlış yapıyorsun. Bak bana niye getiriyorsun bu adamı? İsabet attım sadece.
manevra yapıyorum. Bizim uçağımız yüksek irtifalarda fazla iyi değil. Manevrası falan. Ama yine de CV'yi kurtaracak seviyede iş yaparız arkadaşlar. Biraz tedbirli şimdi. Vurdum. Çok güzel. Tamam. Dönüyorum şimdi arkadaşlar. Bakın F4 ve BF-109 var. Hiç bunlara bulaşmayacağım. Buradan mümkünse bir an önce 500'de hızlı bir şekilde kaçmaya çalışacağım. Yaklaşmaya gerek yok. Adamlar kendi base'inde takılıyorlar. Niye gidip öleyim yani? Mantık. Biraz gidip yere hedef avlasam zaten oyunu bitireceğiz arkadaşlar. 2 kişi avlamış olduk. O yüzden bu IL-2'nin yaptığı özellikle çok yanlış. Birazdan IL-2'nin ölüm şeyini duyarız. Görürüz yani. Evet bakın IL-2 direkt öldü. Hiçbir faydası olmadı arkadaşlar. Gidip yere hedef avlayacağım ben. Uçakta var top falan filan. Para, puanı biraz öyle kasmaya çalışacağız. Çok fazla puan kasamıyoruz nedense. Bir yeni ısınma raunduna sayalım arkadaşlar. Çok fazla da XP alamayız bu şekilde oynarsak. Neyse şurada biraz hızlandırayım. Olmadı. Yere hedef avlayacağım. Dostlar, durum güncellemesi yapıyorum. Biraz hızlandırdım videoyu. Ya adamlara gitmeye çalıştım. Adamlar gelmedi. Hala base'lerinde dönüp duruyorlar. Pervane gibi. Ben de gittim. Biraz yere hedef avladım. 4 yere hedef avlamışız. Son bir tane daha yere hedef avlayacağım. Yeterince mühimmatım var şu anda. Oyunu bitireceğiz arkadaşlar. Şöyle avlayalım yere hedefine. Evet. Çok az kaldı. Bir adet daha yere hedef avlayalım. Bunu da avladık. Oyun bitmiyor ama. Neden bitmiyor? Daha var mı buralarda yere hedefi? Heh. Uçak savar var. Bunu da avlayalım arkadaşlar. Büyük ihtimal bitecek. Bitecek diyoruz da bitmiyor yani. Heh. Şu an bitti. Evet. Son vuruşu bir hafif korugana yaptı arkadaşımız. Oyun bitti. Bakalım ne kadar kazanacağız. Totalde. Daha iyi kazanır. 3K kazanırız diye tahmin ediyorum. Evet tam 3K kazandık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 7000'de puan Silver Leon kazandık. Hemen yeni oyuna geçelim. Bir arkadaşlarımızla oynamayı deneyeceğiz. Olmazsa tekrar eski düzene devam ederiz. Dostlar bu arada bu araştırmaları da yapıyorum. Uçağın full performansına yöneldim gördüğünüz gibi. Performansı iyi olsun yeter. Açtık performansı. Dostlar yeni oyuna girdik. Yanımda La5 ile Alp bir de NATO Kaiser Kıvanç var P39'da gördüğünüz gibi. Dediğim gibi iki kişi kod uçuş yapacağız. La5 beni koruyacak arkadaşlar. Biraz gaz kestik. Geç gittik. P39'da artık lanet uçak. Hiç sevmem kendisini. Ne yaparsa bilmiyorum. Bize eşlik edecek o da. Ne düşünüyorsunuz Kıvanç Bey? Ben bir şey demeyeceğim arkadaşlar. Sağımızda düşmanlar. Sağımızda evet. Düşmanlar var. Dönmeyelim arkadaşlar. Hafif şu bombardıman olan yerlere doğru dönelim. Sağa doğru hafif. Güzel. Ju'lar falan bunlar bombardıman uçakları. Asıl avcı uçaklarıyla şu an daha karşılaşmadık. İrtifamız da bayağı artmış ya. 2500 biraz fazla aslında bizim uçak için. Neyse. Şu J22'ye doğru da gidebiliriz. Karşıdan düşmanların geleceğini tahmin ediyorum. Heh şu an belirdiler düşmanlar. J22 var bak bize yakın. Evet J22 var. F4 var. J22'ye inersek enerjimizi çok kaybetmiş oluruz ya. Ona inmek istemiyorum o yüzden. Çok fazla. F4 de geliyor. Ne yapalım arkadaşlar? F4 bizim çocuğu vurdu galiba aynen. F4'de iniş yapabiliriz ama karşıdan FV-190'lar falan da geliyor. Bence biz biraz yüksekliğimizi koruyalım. Tamam. F4'ün üstüne geldiğimiz zaman ineriz olmadı. Yine. Top basıyorum. Bayağı daha adam var. Şu an 3-4 kişi gözüküyor. Harita büyük bir harita denk geldi arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yaşıyoruz. Bakın sağda kiler falan var. Biz gazı veriyorum. Şu öndekileri avlayalım F4'le FV-190'a. Tamam. Ben yetişiyorum size zaten. Sıkıntı yok. Tamam. Ben arkadayım. Gidiyorum. Sağımızda bu adamları iki kişi iyi yakaladık buraya. DB'ye söyleyelim de bize şey yapsın. Graderson bizi takip et dostum. Heh tamam çok güzel. Bak o döndü. Bize doğru geliyor DB. Biz de ineriz. 500'e iniyorum. Benim uçak birazdan kanat kırabilir. Şöyle bir gazı kesiyorum. Hem siz de yaklaşın bana. F4'e mi giriyoruz? FV'ye mi? Kimi avlayabilirsen kanka. Ben F4'e gireceğim. F4 daha yakın duruyor. Tamam.
Ben FB'ye dönüyorum o zaman. Tamam. İsabet attım F4'e. Tamam. Ben de isabet attım. Bunu aldım. Diğerine döndüm FV190'a. FV190 çok kötü, tamam. Yüksek manevra yaptı. Arkadaşlar şöyle yükselip enerjimi kaybetmeye çalışacağım. Tamam. Vurdum. Vurdun, çok güzel. Ben bunu şimdi artık avlarım. Niye avlarım? Çünkü yandan adam geliyor mu? Bayıldım. Evet, önümü aldım. Geliyor, sıkıntı yok. O uzakta. Önümü aldım. Ben 2'ye döndüm. FV'yi. FV'ye çok az sıkarak alacağız. Evet, FV'yi paramparça ettim. 2 kill almış olduk arkadaşlar. Şu Ki'ye dönelim. Döndüm. Ekip. Ben de dönüyorum şu an. Tamam. Bu şeyi beğendim ya, team lider olmayı. Arkadaşlar bundan sonraki hedefimiz ölmemeye çalışmak. Ne kadar oyunu uzatırsak o kadar fazla XP kasacağız. Ki bana geliyor. Bana kafa atacak. Sana mı kafa atacak? Tamam. Çevir onu, çevir. Çevir. Kulaç vuruldu galiba. Bana kafa biraz atıyor şimdi. Ben ona kafa atmaması için dönüyorum. Ben isabet tamam. Atıp bırakacağım onu. Ben peşindeyim. Bana atıyor şu an. Vurabiliyorsan vur kanki. Tamam. Vurdum. Güzel, çok güzel, çok güzel. Öldün mü? Ama kötü bir durumdayım. Motorumu vurdu bayağı. Motorun gittiyse sıkıntı kanka. Sızıntı var. Gitmedi de sızıntı var. Tamam, kısalt motorunu. Gücünü azalt. Kıvanç, sen o zaman buradan base'e dön. Biz de Kıvanç'la birlikte şey yapalım. Kıvanç karşıdan J22 geliyor ya kanka. Tamam. Biraz sağa doğru yükselelim biz de. O adamların bize geldiği zaman da çakalım onları. Tamam, olur ben mu? Sendeyim. Senin motor da yanıyor. Benim motor yanmıyor ya, sıkıntı yok. Tamam. Sızıntı varmış ya da. Ben yükseliyorum, şuradaki J'ye geliyor ya kanka. J sana döndü. Aha, karşıdan da bir J geliyor. Oğlum her yerden J geliyor. Tamam, ben soldaki J'yi alırım. Tamam, soldaki hadi dogfight'a girelim o zaman ya şu J ile. Dönüp. 3 kişiyiz. Soldakine. Tamam, soldakine gidiyorum. Sağdaki ya. De geliyor. Ne yapalım Kıvanç, sağdakine mi gitsek? Fark etmez. Yukarıda FV 190. Bana kırpa atacak bu. FV'yi boş verin. Helal ya, vurdum. Helal. Güzel. J'ye gidiyor, J'ye dönelim Kıvanç. Döndüm. Ben gittim beyler. Siz de girsin. Beni alacak. Alçal. Aşağı hamle yaptım. Çok güzel. Vurdu mu? Kaçtı. Birazcık da bir şey yok. FV nerede? FV de bana çok hızlı geliyor kanka. Ben alçalıyorum. FV'ye dönmeye çalışacağım. Ben J22 al. Aha, Ki geldi bir tane daha. Kıvanç, bu bizim ölüm fermanımız kanka. Fark ettiysen. Aha, vuruldu. Şeyi vurdum. Bir uçağın birini vurdum. Flapleri evet. Açtım. Huf, çok sıkıntı. Ki'ye dönüyorum, biri beni vurdu. Kanka ben J'ye döndüm de çok hızlı ya o. Aldım arkandaki J'yi. Güzel. Önde 190 geldi bir tane. Tamam. Aha, vuruldum ya, tüh. Güzel oyun. Sen ya. De mi öldün? Güzel. Arkadaşlar zaten bakın top basıyorum. Son takımda biz kalmışız. Yani bu böyle ölmemiz çok normal. Şurada biraz oyunu keseyim. Oyunun sonunu göstereyim size. Dostlar şimdi oyun bitti. Bizim son adam da öldü. Bizim ekip yine iyi killer aldı. Ya hepimiz biner puan yaptık. Bakalım ne kadar kazanacağız. 2000-3000 kazanacağımızı tahmin ediyorum. Bakalım. 1900 kazanmışız. Çok az veriyor ya nedense. Neyse devam edelim. Bir oyun daha girelim. Şuradan modifikasyonları da tek tek araştırayım arkadaşlar. Dostlar yeni oyuna girdik. Çok güzel bir konuşuşu yapıyorum. Biraz erken başladık o yüzden. Gerçekten güzel. Uçaklar güncellenince çok daha güzel oldu. Labiş'i de güncelledik. B-39'u da biraz bastık. Ama... Çok güzel. En aşağıda F6F var. F6F alalım mı? Bir adet daha bir F'ye geliyor. F6F bana geliyor ya. Derdin ne dostum? Aa, tam gazı verdim. O ne lan? Güzel attı adam. Güzel atıyor. F6F. Ben evet, döndüm F6F'e. Ben de F9'a karşılıyorum. Tamam. F6F güzel. Öldü kanka. Sıkıntı yok. Şuradan BF109'a dönelim. Onu da aldık var. F109 öldü. Çok güzel. O zaman yavaştan sağa doğru dönelim. Zaten diğer uçaklar da inmiş. Yukarıda bir BF var. Gidip şu sağdakileri avlayalım. Benim top gerçekten çok güçlü. Tek attım. Tamam. Şu en üstteki BF'yi bırakalım. Bakın arkadaşlar, bütün düşmanları aşağı yaydık gördüğünüz gibi. Şimdi hem yükseklik avantajı bizde, hem de manevra avantajı bizim Rus uçakları için öyle. Bizde yani. Alçalıyorum. Hangisine gitsem? Şu Ki'yi alalım ilk başta arkadaşlar, olmadı. Ki biraz daha iyi bir uçak.
Ha öldü ki. Tamam. Ben Ki de öldü düşünmedim. ki. Aa öldü öldü. Onun dışında alçalıyorum. F4U var. Tamam. Yetişebilirsek. F4U'ya yetişeceğim de ben. O da öldü. Arkadaşlar uçağın kanadını kırmamaya özen gösterin. Çok hızlı alçalırsanız bu uçak kanat kırıyor. Yaktım, tamam. Salıyorum bunu. Asist aldık. Şimdi tap basıyorum. 4 tane düşman uçağı var. Nerede olduğunu göremiyorum. Yükseleceğim. Yapacak bir şey yok artık. Ya yeri defalayacaksınız ya da düşman uçaklarını görmeye çalışacaksınız. Bu saatten sonra şurada da hatta biraz hızlandırayım videoyu. Aga nerede bunlar ya? Bunu göremiyorum. Bunlar bombardıman olabilir mi bu kalanlar? Her şey olabilir. Aha bak yukarıda çıktı. yukarıda BF-109 bak çıktı sana yakın. Kanka ne yapıyor orada ya? Ahmağa bak. Ben bunu peşime takacağım tamam mı? Sen de gel vur. Nasıl takacaksın kanka çok yüksekte eleman. Aa, bana dönüyor bana mı döndü o? Yok şu an bakıyorum. Evet sana dönüyor sana arkadaşlar, dönüyor. Arkadaşlar durum güncellemesi şu yukarıdaki BF-109 bana geliyor. Bundan bizim bir şekilde sıyrılmamız lazım. Dogfight'a gireceğim kendisiyle. Şöyle dönüyorum. Tamam. Beni önüne alamayacak. Bir tane daha BF var. Şu an aldı gibi ama. İyi vuramadı vuramadı. Çok güzel. Enerjisini yemeye çalışıyorum BF'nin. Alçalacağım bu saatten sonra. Ben de onu vurmaya çalışacağım. Hiç motoru kapatmadım gördüğünüz gibi. Evet yaklaşıyorum. Çok güzel. Aldım önüme. Bir tane daha BF vardı. O da bana geliyor. Yok onu ben alıyorum kendime. Sana gelmesin. O da bana geliyor kanka. İkisi de bana geliyor. Ben alacağım. Ben alacağım o yukarıdan geleni. Tamam ben döndüm. Bu benimle enerji fight'ına girmeye çalışıyor. Kıvanca doğru kaçıyorum. Çok güzel tamam. Yukarıdaki BF'yi sıkıştırdım ben ama iniyor. Bana geliyor. Tamam ben döneceğim o vuramayacak beni kanka. Vuruldum. Gerçekten. Bir şey olmadı bir şey olmadı. Kanadımdan aldı sadece ufak bir. Aldım önüme ben bunu. Önüme aldım güzel. Ben de aynı. Çok güzel çok güzel. Aldınız siz onu. Cephanem bitti benim. Kıvanç sende bu. Alamıyorum ki. Arkadaki BF'ye de ben döneceğim. Tamam. Dönüyor. Hmm. Arkadaşlar şu arkadakine bir dogfight'a girer misiniz arkadaki BF ile? Giriyorum. Benim uçağın enerjisi yetersiz kalıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kıvanç seni vuruyor arkadaki BF. Beni vuruyor. Vurdu Kuyuklarım seni aldı. Ya. Ya artık şeye gireceğim ya dalacağım o BF'ye. La 5'in orada. Kanka benim de kanadı vurdu şu an ama... Ben manevra yapıyorum. Sen yakalayabiliyorsan yakala bak. Ben onu yakalayamayacağım maalesef. Dön dön aşağı alçalt alçalt. Alçalt kanka vururum alçaltabilirsen. Çok güzel. Alçalttın diğeri sana ya. Geliyor ama diğeri sana geliyor. Şu an öteki. Vurdum bunu vurdum. Ciddi yedi. Diğerine dönüyorum. Tamam. Buna da kafa atacağım sana ya. Dönen var. Bunu da öldürdüm. Galiba. İkisini de vurdum kanka. Onu da vurdum. Diğer BF'yi de vurdum. Benim uçakta patates oldu. Onu vurun. Ah beni vurdu bu. Tamam ben tekrar dönüyorum ona. Tekrar vurdum. Uçak artık benim uçakta patates oldu. O da patates oldu. 3 kişi almış olduk. Karşıdan da zaten 1-2 kişi kalmış arkadaşlar. Oyunun sonunu getirdik. Şuraya iniş yapayım hemen hızlıca. Bakalım. 2 kişi kalmış. Bu oyunun da skorunu size gösteririm. Bakalım ne kadar kazanacağız. Elinize sağlık gençler. Zordu ama şu BF'lerle dogfight atmak. Eline sağlık. Evet evet. Benim topum olsa vururdum büyük ihtimalle. Adam çok önümdeydi de yapacak bir şey yok. Yani. Soldaki boşluktan geç lan ya da sağdakine. Hayır. Hayır. Neyse. Enti. Güzeldi evet. Evet. Dostlar oyun bitti. Bakalım ne kadar kazanacağız. Yine 1500-2000 civarı bir şey kazanırız. Diyeceğim ki 3000 kazandık. Çok güzel. Uçağın hemen araştırmalarını yapalım. Yeni bir oyuna geçeriz. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bakın buradan bonusları da alıyoruz yeni bir uçağa geçtiğimiz için. Yaklaşık bir 2000 araştırma puanı da bonus aldım. Bu da gayet güzel. Uçağımıza ne kadar kalmış onu da göstereyim size. Evet son 6000 kalmış. Dostlar videoyu editlerken videonun uzunluğu yaklaşık 44 dakika oldu. Ben de son 2 oyunu kestim arkadaşlar.
Son iki oyunu 7. bölüme entegre edeceğim. Yani şu an son iki oyunu izlemiyor olacaksınız. Zaten oyunda ne kadar skor yaptığımızı, ne kadar araştırma kaldığını görmüştünüz. O bakımdan aynı şekilde 7. videoda da devam edeceğiz. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum hepinize. Desteklerinizi bekliyorum. İyi günler, iyi oyunlar. Sağlıcakla kalın. Bir de arkadaşlar, arkadaşlarımı davet etmem nasıl oldu? Onu da yorumlara yazarsanız onu da çok merak ediyorum. İyi günler.